Ah ulan ana ah, bir tuvaletim gelmiş var ya lan var ya, tam var ya, ucunda duruyor yemin ediyorum tam ucunda duruyor böyle ya. Ulan var ya akşamdan beri sıçmıyorum böyle tam ucunda duruyor ya. Cık, lan ne yapacağım ne yapacağım ya? Aa dur. Şurada ileride bir şeyci vardı. Ee, tuvaletçi vardı tamam oraya bir gideyim ben hemen. Hemen gideyim oraya. Heh, bak şurada bir tuvalet var. Ne? Ücretli. Ha, ücretliyse dur. hemen paramızı hazırlayalım. Şimdi kaç mıdır yani? Olsa olsa 1 milyondur değil mi? tuvalet? Dur bakalım. Paramızı alalım şuradan. Heh, tamam. Paramızı aldık. Hadi bakalım. Gidiyoruz tuvalete. Tuvalete elimizde parayla gidiyoruz. Şuna bak ya. Tuvalet bile paralarla gelmiş ya. Sıçacağız alt tarafı sıçacağız ya. Ne diyor tuvalet 1 TL. Ya kimse bu sahibi var ya. Bu parayı benden kim istiyorsa onun ağzına sıçayım ya. Ha, tuvalete değil onun ağzına sıçayım yani. Bu parayı kim benden istiyorsa bunun sahibi kimse. Bakalım kimmiş lan hatta bunun sahibi. <laughs> Sahtekar. <gülüyor> Yazıklar olsun. Ulan. Youtube'da demek. Para kazanamadın. Demek internette para kazanamadın. Gittin tuvaletçi açtın he. Gittin tuvalet müessesesi açtı ne? Sana yazıklar olsun. Sana hiçbir şey demiyorum. Sana yazıklar olsun. Bu kadar arkadaşlar bakın. Belki de YouTube'dan kazandığı paralarla açtı. Evet belki de YouTube'dan kazandığı paralarla açmıştır bu tuvaleti. Yani ben hiçbir şey demiyorum artık bu insana. Bir daha da ee, bu insanla görüşmem. Bu insanla konuşmam. Evet al al paranı da al. Dur veremedim daha. Al al paranı al al. Ah, ah, al al. al. Tuvalete bile para istiyorsun ya. Bu Rezalet olmuşsun artık ya. Bunu ne hallere düşmüşsün ya. Şuna bak ya. Tuvaletin başında bekleyecek adam mıydın sen ya? Yüzüme bakma benim. Bakma. Döner kanı. Yüzüme bakma benim. Yazıklar olsun. Ben de bir sıçayım. Dur bakayım ya. Böyle bir sıçayım. Çok ona laf ediyorum derken bayağı bir şey oldum ya artık. bayağı bir hani şeyim oldu. Ama bir tuvalet kağıdı lazım değil mi ona? Heh bir tuvalet kağıdı lazım ona. Tamam şundan bir tane alayım. Nasıl yapılıyormuş lan bu tuvalet kağıdı? Hmm. 3 tane kağıttan yapıyorum. Aslında bunu kendim de yapabilirim lan. Tamam kendim de yapabilirim ya. Tuvalet kağıdını niye boşu boşuna şey yapıyoruz, israf ediyoruz? Kendimiz de yapabiliriz tamam. Kendimiz de yaparız lan ne ki? Ah. Şöyle. Tamam. Al şunları. Evet şu şekilde kendimiz bir tuvalet kağıdı yapalım değil mi? Yap, yaptım mis gibi. Mis gibi tuvalet kağıdı tamam. Evet şimdi tuvaletin hangisine sıçmam lazım? Şunu suyu azalmış yalnız. Şuna bir su koyalım dur. Şunu suyu azalmış. Heh tamam bunu suyunu koyduk. Su olmadan sıçamayız tabii ki tuvalete. Evet. Şimdi. Gelelim bakalım. Evet arkadaşlar burayı size göstermek istemezdim ama. Göstermem gerekiyor yani. Evet şu an sıçtım evet. Su da gitti bakın. Elime de ee, şeyli tuvalet kağıdı geldi yani. Evet. Pis tuvalet kağıdı da elimde şu an. <laughs> görüyorsunuz nasıl bir şekilde sıçtığımı. Bakayım nasıl şekilde sıçtım. B harfine benzemiş biraz sanki değil mi? Evet B harfine <laughs> benzemiş. Neyse. Ee, bu kadar iğrençlikten sonra e, bunun artık nasıl neyle kullanacağız? Şimdi bunu niye bana verdi ki bu? Aa niye bana verdi acaba? Ne de kullanabilirim? Bakalım ne de kullanabilirim. Hmm, şöyle bir bakalım nelerde kullanabiliyoruz. Evet. Hmm, sıçtığımız şeyle sıçtığımız idrarla he kazma kürek yapabiliyoruz. Vay 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 zırh bile yapabiliyoruz. Şimdi ben sıçtığım şey üstüme mi giyeceğim? Allah Allah. Oğlum sıçtığım şeyden istemek. Allah Allah. Neyse hadi bakalım nasıl bir şeymiş. Oğlum gebeririz lan kokudan. Neyse bir deneyelim bakalım nasıl olacak. Bunlar nasıl yapılıyormuş hemen bakalım ona göre kendimiz yapalım. Tamam dur. He tamam. Bok tuğlası lazım. Bok tuğlası lazım diyor buna tamam. Şimdi bok tulası nasıl yapılıyor ona da hemen bakalım. Bunu da ısıtmamız gerekiyor. Hmm. İlk önce normal katı bir bok haline getireceğiz bunu. Onu da nasıl getireceğiz biliyor musunuz? Hemen ona da bakalım şöyle. Bu katı bok haline de evet 5 tane pardon 4 tane tuvalet kağıdı ile getirmemiz lazım. Ama pis tuvalet kağıdı yani 2 tane de burada var. Evet bir tane daha sıçmamız lazım. Şimdi bir tane daha tuvalet kağıdı lazım bana. Bir tane daha sıçacağım. Hmm. Şöyle Evet, bir tane daha sıçtım. Suyu iyice azaldı orada. Bu tuvaletler bu arada arkadaşlar 3 sıçımlıkmış. Bunu da anladık. <laughs> bir kez daha sıçınca gidecek suyu. 3 sıçımlık tuvaletler. Hatta deneyelim istiyorsanız. Evet, gördüğünüz gibi 3 sıçımlık. Daha da sıçamıyoruz. Bu kadar. Evet, su olmayınca sıçamıyoruz. Çok hijyenik bir mod. Evet. <laughs> şey olmadan da sıçamıyoruz. Tamam, şimdi. Hemen yapalım. Şöyle katı bok şeyimizi tamam yaptık. Ve bunu ısıtalım. Tabii bir güzel ısıtacağız bunu. Çok güzel. Isıtmamız gerekiyor yani. Şöyle Şurada bir ısıtalım Bir de bana bir kömür ver bakayım Evet şurada güzel güzel Bunu bir ısıtalım Tamam ısınsın bakalım neye dönüşecek Bakalım neye dönüşüyor Tuğlaya dönüşecek bok tuğlası olacak şimdi bu Şimdi bok tuğlası olacak yalnız e, Şundan biraz daha alalım Şöyle bir sürü ısıtalım ondan Evet şöyle şurada hepsini ısıtalım Bunların hepsi bok tuğlasına dönsün bakalım Bok tuğlasıyla neler yapabiliyoruz İlk önce bir zırh yapmak istiyorum Evet, çok merak ettim. Zırh nasıl olur mu? Çok merak ettim. Evet, böyle bir iğrençlik nasıl olur mu? Çok merak ettim. Sıçtığımız boku üstümüze giyeceğiz yani. Evet, ilk defa bunu da bu kanalda görebilirsiniz. Sıçtığımız boku üstümüze giyiyoruz. Evet, zırh yapacağız. Sıçtığımız şeyden zırh yapıyoruz. Hadi bakalım. Evet. <laughs> bir tane kask yapmak için şu an yeterli bok tuğlamız var. Tamam, dört tane bok tuğlamız olduğuna göre Ha kask değil pardon. Bot yapabiliriz tamam. Kask içinde 5 tane lazım. Ya, uğraşmaya gerek yok aslında. Şuradan biz alalım hemen sheet brick'lerimizi. Tamam çok güzel. Onlar oradasınız zaten. Anladınız nasıl şekilde oluştuğunu. Kaskımızı da yaptık. Bu şekilde pantolonumuzu da yaptık. Şunları at şunlar bizim yapımız değil. Evet pantolonumuzu da yaptık. Ve bir de ne lazım bize? Chess biletimiz lazım. Aynı şekilde yapıyoruz. Oyunun orijinalinde nasıl hazır yapılıyorsa o şekilde diziyoruz. Evet, şu an boku üstüme giymiş bulunmaktayım. Evet, boku üstüme giydim. Hayırlı uğurlu olsun vatanımıza, milletimize. Evet, boku üstüme giydim. Şimdi bakalım bokumuz e, bizi nasıl koruyor? Ne kadar koruyor? Vay! Oğlum, insanı boku harbiden iyi koruyormuş ha. Bak, insanı insanın şeyi korur yani. İnsanı kendi korur harbiden. Yemin ediyorum bak Diamond Diamond hikaye lan. Full doldurdu lan dayanıklılığı, durability'yi. Yemin ediyorum full doldurdu. Hiçbir ağırlık var mı? Evet yok. Demek ki hafif sıçmışım. Evet ağır sıçmamışım. Evet gördüğünüz gibi hafifiz bildiğiniz normal koşuyoruz. Hiçbir şekilde hızımız azalmıyor. Evet gerçekten güzel ve full koruyor bizi. Mükemmel lan. Oğlum gidip diamond bulmaya gerek var? Git sıç lan sıç ama sıç zırh yap. Bu kadar basit evet. Diamond artık yani değeri yok. Bokun bile değeri diamonddan yüksek artık. Evet gördüğünüz gibi. Şimdi bir de arkadaşlar jet diye bir şey var. Yani süperbok. Evet süperbok ne işe yarıyor? Hemen onu da göstereyim. E, süperbok bir blok. 9 e, tane şeyden yapılıyor. Bak şuradan yapalım. Hemen 9 tane alalım elimize. 9 e, tane şey tuğlasından yapılıyor. Bok tuğlasından yapılıyor. Ve arkadaşlar bunun gerçekten güzel bir özelliği var. Onu da hemen göstermek istiyorum size. Şöyle bundan bir 3 tane alsam yeterlidir herhalde. Şöyle 3 tane alalım. E, şuradan da hemen bir TNT alalım kendimize. Evet, süper boku bakın patlatabiliyor muyuz, patlatamıyor muyuz? Onu göreceğiz. Şimdi şuradan bir böyle flint lazım. Tamam, flint and steel yani. Evet, şöyle üçünü şuraya dizelim ve bunları patlatmaya çalışalım. Evet. Bakalım süper bokumuz patlıyor mu? Evet. Tabii ki de işte patlamıyor. Süper bokumuz çok dayanıklı, çok mükemmel, son derece son teknoloji ve teknolojinin son harikası süper bok. Gördüğünüz gibi etraf patladı ama süper boka hiçbir şey olmadı. Süper bok hala dayanıyor. Süper bok patlamıyor. Evet, gördüğünüz gibi bokumuz aynı zamanda çok sert ve çok dayanıklı, aynı zamanda çok hafif. Evet, gördüğünüz gibi bokumuzun özellikleri gitgide artıyor. Şimdi Bokumuzdan başka ne yapabiliyoruz arkadaşlar? Bokumuzdan başka ne yapabiliyoruz biliyor musunuz? Bokumuzdan başka kürek yapabiliyoruz. Kazma yapabiliyoruz. Evet hepsi burada gördüğünüz gibi. Kazma, kılıç, kürek. Kılıç zaten mükemmel vuruyor. Artı 10 atak damage. Bir şu Diamond Sword'a bakın. Bir de şuna bakın arkadaşlar. Evet. Oyundaki orijinal kılıçların hepsinden daha güzel vuruyor. Gördüğünüz gibi. Evet şu an e, modla dahil olan şeylerden bahsetmiyorum. Oyunun orijinal kılıçların hepsinden daha fazla vuruyor. Evet bok kılıcının gücü işte gördüğünüz gibi. Evet bok kılıcı. Boklu kılıç. Gördüğünüz gibi mükemmel vuruyor. Artı 10 vuruş gücü var. Çok güzel. Boklu kılıcımız bu şekilde. Ve boklu baltamız var. Boklu küreğimiz var. Boklu çapamız var. Ve boklu pikeksimiz var. Boklu pikeksimiz neleri kırıyor hemen ona bakalım. Diamond oru falan kırıyor mu? Hepsine bir göz atalım. Evet arkadaşlar şunu da hemen göstermek istiyorum. Diamond Or, evet bunu kırıyorsa zaten hepsini kırıyordur. Bu şekilde, evet bokluk kazmamız her şeyi kırıyor. A'dan Z'ye her şeyi kırıyor ve acayip bir şekilde kırıyor. Gerçekten çok hızlı ve çok dayanıklı bir şey. Arkadaşlar gerçekten mükemmel ve dayanıkları da evet çok güzel bu arada. Yani öyle böyle değil dayanıkları mükemmel. Ee, çok geç bitiyorlar. Ee, şu an tam rakam olarak söyleyemeyeceğim ama bir çok bayağı bir dayanıklılığı var yani. Evet şunu da hemen test etmek istiyorum arkadaşlar. Mesela e, süper bokumuz e, başka bir ile kırılıyor mu? Hemen ona da bakalım. Mesela iron ile süper bokumuzu kırabiliyor muyuz? Evet kırabiliyoruz. E, iron ile de yalnız bunun kadar hızlı kıramaz. Evet gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi e, boklu kazmamız süper boku daha hızlı kırıyor. Her şeyi daha hızlı kırıyor. Gördüğünüz gibi süper boklu kazma Evet, mükemmel. Evet arkadaşlar, evet tuvaletçi Buraka. Neyse, bu şekilde modumuzdu. Gerçekten çok güzel. Ee, bence indirin ve her mod paketine koyun bunu. Gerçekten çok güzel. Diamond aramayın bile. Bokunuzu bildiğiniz gidin. Bokunuzu tuvalete sıçın. Bu arada tuvaletin nasıl yapıldığını göstermedim. Hemen onu da gösterelim. Evet, tuvaletin yapımını şuradan gösterelim hemen. Arkadaşlar tuvalet bu şekilde yapılıyor. E, 3, 4, 5, 6 tane ayrın istiyor. E, bu şekilde aslında ayrın diziyorsunuz e, ve ortasına bir tane e, water bucket yani e, su kovası koyuyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar bir tuvalet oluyor. Tuvaleti yapınca bitmiyor arkadaşlar. Tuvaleti yapacaksınız. E, daha sonra tuvalet böyle susuz olacak. Buna sıçamazsınız. Elinizde bir tuvalet tuvalet kağıdı olsa bile buna sıçmanız mümkün değil. Yani şöyle göstereyim. Sağa tıklıyorum, tıklıyorum, sıçamıyorum. Evet. Buna neden sıçamıyorum? Çünkü içinde su yok. Buna bir su doldurmam lazım. Hemen geliyorum. Şöyle şuradan suyumu alıyorum. Evet, bunun içine suyumu boşaltıyorum. 3 sıçımlık bir su boşaltıyor bunun içine. Bu şekilde bir 2, 3 kere sıçabiliyorum. Çok güzel. 3 kere sıçmak da yeter. Yani dünyayı yemediyseniz 3 kere sıçınca şeyiniz boşalır bağırsanız. Neyse. Çok iğrenç bir video oldu. Gerçekten bayağı bir dislike alacağını düşünüyorum. E, rezalet bir video ama arkadaşlar bunu modu yapana söyleyin. Yani modu yapan arkadaşa söyleyin. Bok modunu ben yapmadım sonuçta yani. E, bu sadece benim bir tanıtım videom. O yüzden bana suç bulmayın lütfen. İğrenç bir video oldu. Farkındayım. E, videoda bir sıçmadım kalmıştı Minecraft'ta. Onu da yaptık. E, hayırlısı bakalım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bakın ee, o kadar. Evet. Metin 2 modunun bu arada haberini verim Gerçekten geliyor arkadaşlar. Bomba gibi şeye düşecek o. Metin 2 modu mükemmel oldu. Her şey hazır. Ee, bir tek e, son aşamalar kaldı. Neyse kendinize iyi bakın dediğim gibi. Hoşçakalın. Videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Bay bay.